Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, elimde gördüğünüz üzere bu renklerden bir model çalışacağız hep beraber. Modelimiz büyükçe irice bir model arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde böyle irice bir model büyük bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz mevlit örtüsü olarak kullanabilir ister büyük modelden hoşlananlar için yemen oyası olarak kullanabilirsiniz. Modelin anlatımı benden nasıl kullanmaya karar vereceğiniz hangi yemeniye hangi türbente yapacağınıza siz karar verin arkadaşlar. Zevk size ait ve elhasıl kelam. Şimdi bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz yemenimizin Sık iğne ile başlıyoruz bu şekilde. Böyle arkadaşlar bir tane sık iğne ile de başlayabilirsiniz. Araya çünkü 3 tane koydum ben. Siz de bu başa benim gibi bir tane koyarak da başlayabilirsiniz. Direkt sık iğne ile de başlayabilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve örümcek yapıyorum bu şekilde ipimi uzatıp öbür tek ipinden geçmeye örümcek diyoruz arkadaşlar iki defa doladım bir iki üçüncü tığ battığımın içine bu şekilde bir iki 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 olarak trabzanımızı yapıyoruz trabzanımızın üzerine dört tane zincir çekiyorum beş tane çekebilirsiniz fark etmez arkadaşlar. Geri kalan kısmına da sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne aldı. 6. sık iğnemi de hemen yandaki aynı değil de bir yanındakine batarak şöyle daha bir destekli yukarı meyilli durmasını sağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde şimdi bir tane sık iğne yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum örümcek çektim. Aynı büyüklükte arkadaşlar. Ara suyundaki ile aynı. Şimdi şu ana yuvamızı yapacağız. O yüzden bunlarla bunun hiçbir farkı olmasın. Bu şekilde buraya ben 6 tane zincir çekiyorum. Eğer eliniz sıksa arkadaşlar 7 veya 8 de çekebilirsiniz. Benim biraz elim gevşek bildiğiniz gibi. Şöyle döndüm. Örümceği kapattığım noktadan yuvamı buraya yaptım. Bu şekilde. Buraya bir yuva yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 4 çekelim arkadaşlar. Bu şekilde döndüm. Dönüşte bir tane yediği için. O yüzden şimdi buradaki yaptığım yuvaya 1, 2, 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir trabzanımın arasına kapattım. Çiçeğimiz için dallar hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu dalımızın içine 3 tane trabzanımızın içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 tane sık iğnemi yaptım. Dördüncü sık iğnemi de bu yaptığım yuvanın içine kapattım bir dalımızın biri hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tekrar 3 zincir bir defa tığımın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 ikinci trabzanım da hazır 1 2 3 4 zincir aynı şekilde arkadaşlar kapattım buraya bundan yani yapacağımız işlemden 4 tane yapıyoruz 3 tane sık iğne yaptım trabzanımın içine dördüncü sık iğnemi de yuvada bu şekilde kapattım 1 2 3 zincir bir defa doladı. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde trabzanım hazır. 4 zincirimi çektim. Yuvama kapattım. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi buraya yaptım. 4. yuvada yapıyorum sık iğnemi. 3 oldu arkadaşlar. Dalımızın sayısı 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 2 bu şekilde arkadaşlar kapattım 1 2 3 4 zincir trabzanıma girdim bu şekilde kapattım trabzanımın arasına girip kapatıyorum 4 zincirimi 1 2 ve 3 3 tane sık iğne. Her trabzanı değişmiyor kural arkadaşlar. 3 sık iğne 4. yuvada bir şekilde. Şimdi 5.si için şöyle bir yeri açalım. 4 tane oldu. 1 2 3 zincir. Bir tane doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 4 zincir kapattım arkadaşlar buraya bu şekilde 1 2 ve 3 sonuncu yuvamızı da yaptık bitirdik yine ana yuvaya geçiyoruz bu şekilde dördüncü sık iğne olarak şimdi tekrar arkadaşlar bu başladığımız örümcek gibi bir tane daha örümcek yapıyorum bu şekilde kapattım şöyle aynı büyüklükte olursa örümceklerimiz arkadaşlar işimiz daha düzgün olur Buradan 1 2 3 atlamışım arkadaşlar. 1 2 3 atlayıp 4. tığ battığımın içine kapattım bu şekilde. Bakın arkadaşlar 4. tığ battığıma kapattım işimi. Bir zincir çekiyorum ve yine örümcek yapıp aynı bu sık iğneli trabzandan çiçeklerimizi kapatmak için trabzan yapacağız. İki defa doladım, iki tığ battı atlayıp, üçüncü tığ battıya bir, iki, iki, iki olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Buraya dört zincir çektim, kapattım. Buraya beş tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane buraya sık iğnemi yaptım. Altıncı sık iğnemi yandaki tığ battıya kapattım bu şekilde Evet arkadaşlar bu tomurcuklu trabzanımız gördüğünüz gibi bu çiçeğimizi çatmak için bu arasının suyunu yapacağız şimdi arkadaşlar üç tane ara suyu yapacağız bu şekilde bir tane de zincir çekip yine boş tomurcuklu trabzan yapalım aynı orta boy örümcek iki defa doladım iki tığ battı atladım bir iki 2 2 trabzanımı yaptım aynı şekilde 4 zincir kapattım trabzana ve buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6. da buradaki tığ battıma kapattım bir zincir çektim tekrar bu aynı büyüklükte örümcek yapıyorum 1 2 defa tığımın başını doladım. 1 2 3 3 tığ battı ya 1 2 2 2 sadece arkadaşlar biraz büyük olduğu için yeşil kısmının tığ battısı 3 gerisi hep 2 tığ battı atlayarak yapıyoruz bu şekilde tığ yaptım yeşil olan kirpiği yapmak için arkadaşlar bu şekilde geri dönüyorum trabzanımın tepesine 4 zincirimle döndüm Buradaki bakın trabzanımın tepesine şöyle tek kat almayalım. Zincirimizi koyduk arkadaşlar. Buraya bir yuva yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Döndüm. Yuvanın içine kirpik olarak kapattım. 1, 1 2, 3, 4, 5 zincir. Yuvaya girdim bu şekilde. 2 tane kirpiğim oldu. Burayı 5'e tamamlıyoruz. 5 zincir kapattım buraya 1 2 3 4 5 zincir yuvamda kapattım 4 4 5 zincir yuvada kapattım bu şekilde 5 tane kirpik olunca yine arkadaşlar bu yaptığım trabzanı sık iğne ile dolduruyoruz 5 tane sık iğne 2 3 4 ve 5 5 tane bu şekilde arkadaşlar hazır ve altıncıyı da hemen yandaki tığ battıma girdim buraya mont ettim evet ara suyumuz hazır bu şekilde şimdi bir tane de boş yapalım arkadaşlar bu şekilde örümcek yapıyorum iki tane dolayalım üçüncü bir iki üçüncü tığ battıya bir iki iki iki, iki. trabzan yaptım 1, 2, 3, 4, 4 zincir. Sanki 5 diye gidecekmişim gibi. <laughs> Duramadım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5. Altıncıyı da buradaki tığ battıma kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz Maşallah iki gül bile yarım kenar oldu. Şimdi ters tarafını çeviriyoruz. Büyük modeller böyle arkadaşlar. Üç gülle yarım kenar yaparız. Bu şekilde. Şimdi buraya yanına yaptığımız sık iğneli trabzanımıza bir tane sık iğne yaparak ipimizi tutturduk. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum arkadaşlar. Buradaki yuvamın ilk dalını tomurcuğunun yani arkadaşlar içine girdim bu şekilde. 1 2 2 2 tane ip var tığımda. İlmeğim var. 2 2 defa doladım. Yuvama girdim. 1 2 2 Şimdi 3 oldu arkadaşlar. Üçünü birden kapattım buraya. 5 zincir. 5 zincirimi çektim bu şekilde. 2 defa doladım. Yine aynı yuvanın içine 1 2 2 2 tane ilmeğim var. 2 tane de ben doladım. 1 2 2 Hemen arkadaşlar alamadım. 3 tane oldu. 3'ünü birden kapattım buraya. 1 2 zincir. 2 zincirim geçiş mesafem arkadaşlar. Tığımın başını 2 defa doladım. Bu diğer dala geçmek için kullandığım 2 zincir çekiyoruz. 4 zinciri tomurcuğun içine bu şekilde girdim. Yine aynı işlem. 1, 2 ve 2. 2 defa doladım. Bu şekilde aynı yere 1, 2, 2. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birden kapattı. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Burası yuvamız 5 zincir çiçeğimiz için. 2 tane tığımın başını doladım. Aynı yuvaya. 1, 2, 2 olarak girdim. 2 defa tığımın başını doluyorum. Aynı yuvanın içine 1, 2, 2, 3'ünü birden kapattım. Bu şekilde. Şimdi Geçiş olarak 2 zincir çekiyorum daldan dal arkadaşlar. Geçiş sayım 2. 1 2 2 2 defa tığım başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 Bu şekilde 2 tane trabzan yaptım. üçünü birden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tane tığın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 İki defa tığım başını doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 Bu şekilde arkadaşlar yapımına devam ediyoruz aynı şekilde. 2 zincir. 2 zincirim daldan dala geçiş için. Bu şekilde girdim arasına tomurcuğumu. 1 2 2 2 tane kaldı tığımda. İki defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3'ünü birden geçtim arkadaşlar. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa doladım tığımın başına. Bu şekilde 1 2 2. 2 defa tığımın başına doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3'ünü birden buraya kapattım. 1 2 zincir arkadaşlar. 2 defa doluyorum. Buradaki yuvanın içine girdim. 1 2 2. 2 defa tığım başını dolayıp 1 2 2 2 olarak bu şekilde kapattım. Sonuncu dalım arkadaşlar. Burası ters tarafı modelimizin ters tarafından yapıyoruz. 5 zincir. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 defa dolduk. Yine aynı yere girdim. 1 2 2. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Hemen bu yandaki hani boş yapmıştık ya arkadaşlar. Bunun 4 zincirli tomurcuğunun içine bu şekilde sık iğne yaparak tutturalım arkadaşlar kapattık buraya bir zincir çektim buraya bir tane sık iğne yaptım bir zincirli yere sonra bir sık iğne de bu beş zincirli yuvaya şimdi bu beş zincirli yuvalara bu şekilde papatyalar yapacağız arkadaşlar başlayalım şimdi üç zincir çekerek yapmaya üç zincir bir defa doladım 1 2 2 yine bir defa dolayıp üç seferde trabzan yapıyoruz 1 2 2 4 tane oldu arkadaşlar tarafzan sayım. 4 olunca hemen 3 zincirimi çekip kapattım bu şekilde buraya. Bir tanesi hazır. Şimdi tekrar ikincisi için 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 4 zincir pardon 4 trabzan 4 trabzanın bitince arkadaşlar bu şekilde 3 zincir çekip kapatıyorum araya bir zincir çekip araya bir sık iğne yapıp sonra diğerine geçiyorum arkadaşlar aradaki iki zincire bir sık iğne bir de bu 5 zincirli yuvanın içine bir sık iğne 3 zincir çekiyorum bir defa doladım yuvaya girdim Bir 2 2 Bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 3 1 2 2 3 4 1 2 3 zincirimi kapattım yuvada bu şekilde 1 2 3 zincir Bir defa doluyorum 1 2 2 Bir defa doluyorum 1 2 2 3 tane oldu 1, 2, 2, 4 oldu. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Kapattım. Buraya bu şekilde. Ve yandaki hemen 2 zincir çektiğim yere arkadaşlar bir sık iğne yaptım. Aynı şekilde yine 5 zincirle yuvaya geçtim. Bu şekilde bir sık iğne de oraya yaptım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 2 bir defa dolayıp 1 2 2 aynı şekilde arkadaşlar aynı işlem devam ediyor 4 tane olunca trabzan sayım bu şekilde 5. 3 zincir ve yine aynı yuvaya kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir bakın iki tanesini yaptık bile arkadaşlar geriye kaldı iki tanesi bir defa doluyorum 1 2 2 1, 2, 2, 3 oldu. 1, 2, 2, 4 oldu. 3 tane zincirimi çekip kapattım yuvaya. Bir zincirle araya, bir zincirde de ana yuvaya. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 1, 2, 2, 3. 4 4 trabzanım oldu hemen 3 zincirle buraya kapattım bu şekilde şimdi 3 zincir bir defa doladım 1 2 2 bir defa doladım 1 2 2 3 1 2 2 4 1 2 3 zincir yuvaya kapattım bu şekilde Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Onu da yapalım. İpimizi koparalım. Yine ana yuvası sık iğnemi yaptım. 1 2 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2. Bir defa dolayıp 1 2 2 3. 1 2 2 4. 5. trabzanımı zincir olarak buraya kapatıyorum. 1 2 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 4 1 2 3 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde 5. trabzan olarak yuvaya kapattım. Hemen arkadaşlar yuvanın yanındaki bu bir zincir çektiğim yere de bir sık iğne yaptım. Bu şekilde 4 tomurcuktan olan yere de bir zincir şey bir sık iğne yaptım bir zincir çekip ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde şurasının kirpiğinin yapılışında gösterelim biliyorsunuz hepiniz ama yine de şöyle bir tane olsun bıraktım size arkadaşlar 5 zincir 5 zincirimi tomurcuğuma kapatıyorum bu şekilde bunu da mor yapmak istedim gülü pembe yaptık Buraya 4 tane mor rengimizle kirpiğimizi yapıyoruz arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Kapattım buraya. Şimdi tekrar 2, 3, 4, 5 zincir kirpiğime kapattım bu şekilde. Bir zincirimi çektim. ipimi kopardım. modelimiz bu şekilde. Çok şahane ve muhteşem bir model oldu bence arkadaşlar. Umarım kameraya da yansıyordur bunun güzelliği bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.